میڈیا کو براہ راست یہ چلتے ہیں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ اس وقت مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کانفیدان آن بائی لیٹرل ایز ویل ایز ریجنل اینڈ انٹرنیشنل میٹرز آف میوچل انٹرسٹ ٹوڈے وی ہیو ہیلڈ ایکسٹینسو ڈیلیگیشن لیول ٹاکس اینڈ ریویوڈ ویریئس ایسپیکٹس آف اوور بائی لیٹرل ریلیشن شپ انکلوڈنگ ٹریڈ انویسٹمنٹ connectivity and defense relations. I'm pleased to note that our cooperation in all these areas is strengthening with each passing day. Trade, investment and defense relations, as well as people-to-people contacts, constitute the basis of our ongoing bilateral cooperation. We are taking measures to increase our trade with a goal to reach $5 billion. We are planning to hold the next session of Pakistan-Turkiya High-Level Strategic Cooperation Council meeting in Islamabad in the very near future. The HLSCC would carry out a comprehensive review of our ongoing cooperation, including a holistic review of our bilateral strategic economic framework. There is also history of Pak-Turkiya collaboration on defense projects. Pakistan and Turkiya are working on various joint ventures and continue to support each other to defend our territorial sovereignty and fight against terrorism in all its manifestations. Our two countries have always supported each other on core issues and have assisted each other during natural calamities and disasters. Turkey and Pakistan are closely cooperating at all international fora to combat Islamophobia. During the 15th OIC summit, which was held recently in Banjul, the Gambia, on 4th and 5th of May 2024, we urged OIC members to formulate a joint strategy to address the issue of Islamophobia. As a result of our joint efforts, OIC has approved the appointment of Turkey Ambassador to Pakistan, His Excellency Mehmet Pajashi, as OIC Secretary General's Special Envoy on Islamophobia. We remain thankful to Turkey for its firm and consistent support to the oppressed people of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan would also continue to support the legitimate struggle of the people of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Today, we also exchange views on regional and global developments, especially the worsening humanitarian situation in Gaza. We have agreed that there is an urgent requirement for a permanent ceasefire in Gaza, as well as provision of urgent humanitarian relief to the besieged Palestinian people is also very critical. It is our shared views that there cannot be peace in the Middle East until the creation of an independent Palestine in line with the aspirations of the people of Palestine. Thank you, Excellency. Thank you very much, brother. Değerli basın mensupları, dost ve kardeş Pakistan'ı ziyaret etmekten ve burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen samimi misafirperverlik için kıymetli kardeşim İshak Dar'a ve Pakistan makamlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Esteemed press members, I feel great happiness to visit friendly and brotherly Pakistan and to be here with you. I wholeheartedly thank to my valuable brother Ishaq Dar and Pakistani authorities for sincere hospitality shown to me and to my delegation. Konuşmamın başında İran'dan gelen vefat haberleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım
değerli dostum Emir Hüseyin Abdullahyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Before commencing with my speech, I would like to touch upon the issue and the news that we heard from Iran. Unfortunately, the news of esteemed President and Minister of Foreign Affairs' passing away has saddened us deeply. We do share the saddened feeling of Irani people and we extend our condolences to them. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk. Elimizde bulunan bütün imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Gerek AFAD, gerek Milli Savunma Bakanlığı, gerek diğer kuruluşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Starting the first moment that we heard about the accident, we have contacted with the authorities in Iran and we have mobilized all the possible equipment and our people in order to assist them in their endeavors. Our Ministry of Defense and our authorities of emergency situations have done their best, but unfortunately we couldn't hear any news better. Ben tekrar başta Sayın Reisi, Sayın Abdullahyan ve vefat eden diğer şahıslara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İran halkının başı sağ olsun. Once again, I do wish the mercy of Allah on the souls of Mr. President Reisi, Mr. Minister Abdullahyan, and others passed away together with them. I do wish patience to their dear families, and I do extend my condolences to the people of Iran. Değerli basın mensupları, atanmasından itibaren değerli meslektaşım, mevkidaşım, dostum, kardeşim İshaklar'la çeşitli platformlarda bir araya gelme bahtiyarlığına eriştim. Fakat bugün burada yaptığım ziyaret de kendi evinde, kendi evimizde gerçekten çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Indeed, since his time in his office with my brother, with my dear friend Isakdar, we have contacted in different platforms. However, here in our home, we have conducted a very fruitful meeting, and I am delighted to be here with you. Pakistan, kuzeyde Çin, güneyde Uman denizine uzanan coğrafi konumuyla büyük stratejik ve ekonomik öneme sahiptir. Enerji zengini ülkeler ile dev ekonomilerin kesişim noktasında yer almaktadır. Pakistan has major strategic and economic importance with its geographic situation bordering China and Arabian Sea, and indeed it is in the junction of energy rich countries and major economies. Diğer yandan Afganistan'a komşu olması hasebiyle küresel güvenlik bağlamında da önemli bir rolü bulunmaktadır. Pakistan'ın bizim için önemi ise apayrıdır. On the other hand, Pakistan has important role in terms of global security as its neighboring Afghanistan, and Pakistan's importance for us is completely different. Halklarımız arasında köklerini tarihten alan sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bulunmaktadır. Bu dostluk ve kardeşlik ruhuyla her zaman ve her konuda birbirimize destek olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Between our people, there is an unshakable friendship and brotherhood rooted with history. With this spirit of friendship and brotherhood, we will continue to support one another every time and in every possible occasion. Pakistan aynı zamanda bizim stratejik ortağımızdır. İşbirliğimiz bölgesel istikrarı ve güvenliği de desteklemektedir. Pakistan is our strategic partner and our cooperation supports the regional stability and safety as well. Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörle mücadelede şehit olan Pakistan kolluk kuvvetleri mensuplarına ve hayatını kaybeden masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.
I would like to once again highlight that we stand with Pakistan in their combat against terrorism. I pray for Allah's law enforcement martyrs and innocent souls lost lives in their combat against terrorism. Değerli basın mensupları, Sayın Bakan, kıymetli dostumla yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçelerini etraflıca ele aldık. Önümüzdeki dönemde Pakistan'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. toplantısıyla ilgili görüşlerimizi gözden geçirdik. Esteemed members of press, during our deliberations with Mr. Minister, we have discussed all parts of our bilateral relations and we have reviewed the preparations for the High Level Strategic Cooperation Council meeting. Thank you. Şunu beraberce tespit ettik ki aramızdaki kardeşlik bağlarını ve potansiyeli hayata geçirmek için biraz daha ileri adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk. Indeed, during our discussions, we have identified that in order to strengthen our brotherhood ties and potential, we need to advance our steps to a further stage. And by means of that, we have identified a new goal of trade volume for $5 billion, which is currently $1 billion. Tabii ikili ilişkileri sadece ticari alanlarda değil, daha da yaygınlaştırarak, başta savunma sanayi olmak üzere yatırımlar, bankacılık, bilim, teknoloji, inovasyon alanları da dahil olmak üzere çok geniş bir alanda eş zamanlı olarak kurumsal bir şekilde ilerletme konusunda prensip kararı aldık. We have taken a principle decision in order to broaden and strengthen our relations not only in trade but also in defense primarily and together with this investment, banking, science, technology and innovation areas we have identified goals in order to strengthen our ties here. Pakistan'ı bütün bölgesel ve küresel konularda desteklediğimizin altını çizdik. We have highlighted that we are supporting Pakistan in regional and global matters. Değerli arkadaşlar, bugün değerli meslektaşımla ayrıca bizim için önemli olan bölgesel gelişmeleri de ele alma imkanımız oldu. Bunların başında tabii ki Gazze ve Afganistan gelmekte. Dear friends, we had the opportunity of discussing certain regional matters with my esteemed colleague and truly particularly we have discussed Gaza. Biliyorsunuz Pakistan'ın Afganistan'la uzun bir sınırı bulunmakta. Başta terör olmak üzere birçok konuda Pakistan Afganistan'daki gelişmelerden etkilenmekte. Bu konuda neler yapılabilir? Son durum nedir? Onu da etraflıca görüşme imkanımız oldu. And together with this, as you do know, Pakistan shares a long border with Afghanistan and anything occurring in Afghanistan creates an impact on Pakistan. That is why we have had the opportunity of discussing these matters. Afgan kardeşlerimizin kalıcı huzura ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Bu amaçla Pakistan'la beraber neler yapabiliriz? Bunu masaya yatırma imkanımız oldu. It is our common wish for our Afghani brothers and sisters to have permanent peace and stability in their country. By taking this opportunity of our meeting, we have discussed the possibilities of encouraging this permanent peace and stability. Kendisiyle Filistinli kardeşlerimizin durumunu da kapsamlı bir şekilde ele aldık. Özellikle şu anda Gazze'de devam eden insani felaketin sona ermesi ve Filistin devletinin bir an önce kurularak hayata geçmesi için yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. We had comprehensive consultations on the situation of our Palestinian brothers and sisters as well and there is an ongoing need for an immediate ceasefire and access to humanitarian aid in order to stop the humanitarian disaster occurring in Gaza and we have agreed that there is also a need to establish a Palestinian state in order to solve this problem. İsrail, insanlık vicdanının ve uluslararası hukukun bütün kırmızı çizgilerini
aşmıştır. Israel has stepped out all the red flags that have been identified by human consciousness. Topyekün zafer arayışıyla tüm bölgeyi topyekün yıkım ve savaşa sürüklemektedir. While seeking total victory, Israel drags the whole region to destruction and war. Gazze'deki insanlık suçları karşısında Türkiye ve Pakistan'ın duruşu ortaktır. Türkiye and Pakistan have common stance against the situation and crimes committed against humanity in Gaza. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda yakın eşgüdümümüzü sürdüreceğiz. We will proceed with our close cooperation in international platforms, namely United Nations and Organization of Islamic Cooperation and other joint adventures of us. Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. By using all means of diplomacy, we will continue to the best that we can do and we will stand together. Hep söyledik, İsrail arkasına siyasi ve askeri destek almasa bu savaşı devam ettirme imkanı yoktu. We have always stated Israel would not be able to continue the war if there is no political or military support. Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin bu suça ortak olmalarını kınıyoruz. We condemn the ones participating to this crime while lecturing the others on human rights and democracy. Gelinen noktada İsrail-Filistin ihtilafında geçmişte yaşananlardan da ders alarak iki devletli çözüme uluslararası toplumun odaklanması gerekmekte. International society should be focusing on two-state solution by learning from the mistakes and by learning from the experiences of the past that occurred in Israel and Palestine conflict. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Halen Filistin'i tanımamış ülkeler hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar. İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan dönsünler. Çok geç olmadan. I once again have a call hereby. The ones who haven't recognized Palestine yet should be recognizing Palestine in the name of justice and rights. And the countries who are participating and shielding the crimes of Israel should be reclaiming themselves. Türkiye ve Pakistan İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek. Türkiye ve Pakistan'ın ortak çabaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye and Pakistan will continue to collaborate and work together in order to raise the voice of Islamic world, and also Turkey and Pakistan's joint efforts will contribute hugely to the peace, calm and welfare of the critical geographies of the world. Değerli kardeşim, meslektaşım, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Sayın İshak Dar'a kıymetli ev sahipliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisini en yakın zamanda Türkiye'ye davet ediyorum. And hereby I would like to thank to my brother, my dear friend and Minister of Foreign Affairs, İshak. Pakistan's joint efforts will contribute hugely to the peace, calm and welfare of the critical geographies of the world. Değerli kardeşim, meslektaşım, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Sayın İshak Dar'a kıymetli ev sahipliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisini en yakın zamanda Türkiye'ye davet ediyorum. And hereby I would like to thank to my brother, my dear friend and Minister of Foreign Affairs, İshak Dar, for their hospitality once again, and I do invite you to Turkey as soon as possible. Before we conclude, I just want to say that it's a very sad day for Islamic Ummah. Islamic Ummah, on the sad demise of His Excellency the President of Iran and His Excellency and our common brother, the Foreign Minister. We started our bilateral dialogue by offering condolences on this very sad news we had. And at the end of the day, we all know that it is the Allah's will. And as stated in Holy Quran, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So we offered condolences and Fatiha for the bereaved, for the deceased people, and also offer prayer for the bereaved families, for the patients. We both brothers, you know, had
you know, great sorrow and sadness on the hearing of this news. Thank you very much. Thank you very much. اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس. وزیر داخلہ اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کہ دفاع کے مختلف مشترکہ شعبوں میں تعاون جاری ہے. دونوں ممالک کے عوام کے ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات ہیں. دونوں ملکوں کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے موقف کی تائید کی ہے. پاکستان اور ترکیہ دو ملک اور ایک قوم ہیں. پاکستان ہمارا قریبی ملک ہے, ایسا کہنا تھا خقاق فدان کا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا یہ میرا پہلا دورہ ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مختلف شعبوں پر گفتگو ہوئی ہے. پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون اور مواقع پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. پاکستان کا علاقائی اور عالمی سطح پر اہم کردار ہے. ہم نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے. فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس, جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.